Merhaba ve biraz diyenleri ben Erdem Poputcuğun. Yatırımcılarla yıl değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugün ise yanımızda Domino Ventures kurucusu Mustafa Kopuk var. Merhabalar nasılsın? Merhaba Erdem çok iyiyim sen nasılsın? Ben de çok iyiyim çok teşekkürler. Bugün Domino Ventures'ı ve aslında yatırımlarını konuşacağız ama öncesinde Domino Ventures'dan başlayalım. Domino Ventures kimdir? Bugüne kadar neler yaptı? Onları alalım. Domino Metaverse oyun ve yapay zekalarında yatırımlar yapmak üzere kurulmuş. Hollanda'da kurulu olan. Ee, özellikle o dağında Doğu Avrupa ve Türkiye pazarındaki girişimler, girişim ekipleri olan bir fon. Ee, geçen Geçen yıl 2022 yılının Haziran ayında aktif hale geldi. Çok yeni bir fon diyebiliriz aslında. Ee, evet evet ve Temmuz ayı itibariyle yatırımlara başladık. Ee, yaklaşık bir yıl oldu diyebiliriz. Ee, 11 ay içerisinde 14 yatırıma imza attık. Ah, süper ben Şu ikinci ana kadar ikinci sorumun cevabını evet, hemen evet. aldım. <laughs> o konuda da mutluyuz açıkçası. Biraz yatırım ekosistemi de biliyorsunuz son zamanlarda aslında son bir yıl içerisinde o kadar... E, aktif ilerlemiyor evet, açıkçası yani, özellikle yabancı fonlar. Evet maalesef. evet özellikle yabancı fonlar da e, bu dönemde durmuş durumda. Hı. O yüzden yavaş ilerleyen bir dönemdeyiz ama biz yeni bir fon olduğumuz için bu bizim için açıkçası bir avantaj. Hem değerlemelerde daha e, bizim için uygun e, girişimlere çok rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Hem de baktığımız alanda zaten sadece global girişimlere global odaklı girişimlere yatırım yaptığımız için e, o deal'lar o anlaşmalar bize daha fazla gelebiliyor. Ee, yeni bir fon olmamıza rağmen e, yaklaşık işte 11 ay içerisinde e, 14 commitment e, 14 anlaşma yaptık. 8'ini de Evet, 8'ini de duyurduk. Evet yani aslında fonda şu stratejiyi çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Biliyorsunuz Türkiye özellikle gaming alanında, oyun alanında son yıllarda e, dünyada belirli bir yere geldi. E, ve ismini bütün herkes tarafından duyuruyor hem gaming hem blockchain hem de metaverse alanında bizim ekibimizin çok ciddi bir yeteneği var. <laughs> o yeteneği de zaten fonda ciddi olarak kullanmak kullanma kararıyla başlatmıştık fonu. O yüzden fonda bütün yatırımları aslında iki kategoriye ayırıyoruz. Toplam 42 yatırım yapma hedefimiz var. Erken aşamada hareket edecek eski tecrübelerimizden de kaynaklanan özellikle pre seed, seed aşamada, tohum aşamasındaki yatırımlar bizim her zaman çok dikkatimizi çekiyor. İşte ürünü hazır hale getirmiş veya yeni yeni fatura kesmeye çalışan birçok girişim çok ilgimizi çekiyor. Fakat fonda yatırım yaparken ikiye ayırdığımız söyleyebilirim. Bunun bir kısmı fonun yarısı yaklaşık 20-21 girişim Metaverse Gaming Olak kategorisinin olacak. altında olacak. Bunun da alt kategorisinde senin de bildiğin gibi Web3, Blockchain, Blockchain Gaming, oyun mobil oyun stüdyoları, PC oyun stüdyoları gibi birçok kategori var. Ee, o şimdiye kadar yaptığımız ilk 14 yatırımın da açıkçası 7-8 tanesi tam olarak o bölüme ayrıldı. İyi, evet. Ee, o yüzden orada iyi hareket ediyoruz ve oradaki Türkiye'nin potansiyelini de iyi kullanmaya evet. çalışıyoruz. Ee, diğer kısmında ise yapay zeka odamız var. Fakat yapay zekayı da şöyle ayırdık. Ee, dedik ki yapay zekadan faydalanan, her alandaki girişimlere biz yatırım yapacağız. Fakat bir şartımız var yapay zeka kullanıyor olması lazım. Yani sektör ayrımı olmadan sadece Kesinlikle. yapay zeka teknolojisi Kesinlikle. içinde bulunan her Kesinlikle, Kesinlikle. Evet. ve orada da tarım, enerji, sağlık alanında birçok girişime şimdiden yatırım yaptık. O da beni çok mutlu ediyor. Hatta işlerinde bir tane medya girişimi var Cine oh. Short adında. Ee, yani mesela SineShot çok iyi örneklerden biridir hatta. Biz yaklaşık iki yıldır kendisiyle görüşüyorduk. Fakat dediğim gibi Domino fonunda fonun yarısını yapay zeka odaklı girişimlere ayırdığımız için yapay zeka kullanabilmesini, AI, ML teknolojilerine entegre edebilmesini bekledik ve entegre ettiğini gördüğümüzde evet. yatırımcısı olduk. Ee, o yüzden... Ee, özellikle ilk, şu ana kadar açıkladığımız X8 yatırımının gelişiminden de çok memnunuz. Ee, ve hani bir Hollanda'da kurulu bir uh -huh. fon olduğu için de hem yabancı yatırımcıları çok rahat çekebiliyoruz, ee, biz yurtdışına para gö göndermek de çok rahat ediyoruz. Uh -huh. ee, o da bizim güçlerimizden biri. Ee, bizim 18 kişilik bir full-time ekibimiz var. Bu bence en e, başarılı olduğumuz ve bizim gücümüzü Yaşın, gösteren evet, e, konulardan biri. Çünkü yatırım yaparken bence hmm. İki temel stratejimiz var. Öncelikle çok fazla girişimle görüşmek istiyoruz biz. Ee, şöyle rakamlar vereyim. Her ay bizim screen ettiğimiz yani taradığımız e, yaklaşık 920 ila 960 Her arasında ay. girişim geçiyor önümüzden. Bu girişimlerin hepsine bakıyoruz ve her ay ortalama 120 ila 160 arasında ilk görüşme yapıyoruz, yeni ilk görüşme yapıyoruz ve bunlardan ortalama 1-1.5 yatırım yapıyoruz gibi hayal edebilirsin. Hani iyi girişimlere, iyi girişimler çoğu zaman sizin ulaşmanız gereken girişimler. O yüzden pasif bir şekilde bekleyip aslında başvuruları almak diye bir işimiz yok açıkçası. Biraz peşinden koşmak evet peşinden gerekiyor. koşmak gerekiyor. Sizin bulmanız gerekiyor. Birçok yerlerle partnerlik yapmanız gerekiyor. Hani bizim Türkiye ve bölgedeki bütün işte teknoparklar hızlandırma pro programları hepsiyle çok iyi partnerliklerimiz var. Ee, üzerine işte Creative Business Network gibi ya da Imperial Kalış gibi yerlerle de partnerliklerimiz var ve sürekli birlikte hareket ediyoruz. Sonrasında ise bence oradaki bir başarı kriteri de yaklaşık 300-320 Adet global VC ile çok iyi ilişkilerimiz var. Daha önceki tecrübelerimizi de kullandık orada ve işte Dominay ile onlara çok ciddi ve güzel bir şekilde anlattık. Bence orada Türkiye'nin hani oyun tarafındaki ve metaverse tarafındaki başarısı da çok etkili oluyor. Tabii. Yani, tabii hani, marka haline geldiğimiz. Kesinlikle, kesinlikle. Yani özellikle bu pazarı biliyorsunuz yabancı yatırımcılar keşfetmek istiyorlar. Evet. Fakat bilmiyorlar. O bizim için de geçerli. Bu arada siz bugün hani. E, gidip de Bulgaristan ve Romanya'da e, güzel girişimlere ulaşmak istediğinizde aslında ilk yaptığınız hareket oradaki diğer yatırımcılarla kontak kurmak, tabii, pazarı kim, öğrenmek, pazarı bilmek. öğrenmek için. Tabii. Evet, e, çünkü bizim yaptığımız işte gerçekten şöyle bir durum var. E, ekipler işin temelini oluşturuyor. Biz o ekiplere sadece para vermekte kalmıyoruz. Bir servis sunuyoruz. Hı -hı. O servisi doğru sunmak için önce ülkedeki ekipleri, ekiplerin yapı, yapısını, o noktaya nasıl geldiğini çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Aslına bakarsan fikri analiz etmek, o fikrin iş modelinde nereye gideceğini hayal etmek bizim için bence en kolay konulardan biri. Çünkü 50 binden fazla girişime baktım ben yaklaşık son 6 yıl içerisinde. Hani bizim ekibimizdeki insanlar da binlerce girişim görmüş durumda. O yüzden iş modelini doğru bir diligence sürecinden, detaylı araştırma sürecinden geçirdikten sonra bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Ama önemli olan ekipleri anlamak, ekiplerin nasıl çalıştığını anlamak, o ekiplerin globalde başarılı olup olamayacağını analiz etmek. Orada ki know-how çok önemli. Onu, Kesinlikle. O i̇nsanlar onu öğrenmeye çalışıyor. Kesinlikle. Buradaki önemli detay o. Biraz aslında yatırımlardan bahsedelim. 8 çıktığında toplam 14 dedik. Evet, evet. Bunların kaçı Türkiye'de öncelikle onu alayım. Tabii tabii. E paylaşabiliyorsanız toplamda en azından 8 girişime ne kadar meblağda ne kadar büyük de bir yatırım alalım. Sonra da gelecek ee, önce şundan bahsedeyim. Domino fonunda şöyle bir strateji geliştirdik. Dedik ki biz 3 yatırım turu boyunca yatırım yaptığımız girişimlere devam yani 2 devam Falanlar turuyla olacak. birlikte falan yapacağız. O follow on'lar sırasında da ilk yatırım yaptığımız meblalar toplam fonun %20'sini oluşturacak okay. dedik. Yani yüzde %80'ini, elimizdeki paranın %80'ini devam yatırımlarına ayırdık. Böylelikle hızlı testler yapmak bizim esasında ilk dikkat ettiğimiz şeylerden biri. Ortalama şu ana kadar yaptığımız yatırımlarda 124 bin dolar seviyesindeyiz. Ticket size'dayız. İşte örnek verirsem 200 bin dolar verdiğimiz bir girişime rahatlıkla şunu söyleyebiliyoruz. 200 bin dolar verdik sonraki iki turda da buradayız. Yeter ki sen başarılı hı hı. bir şekilde devam et. O iki turda da 1 milyon dolarla 2 milyon dolara kadar sana taahhüt edebiliriz. Yani bir ee, böyle, sürecek evet, diyebiliyorum O sayede yatırımlarda da hani hem girişimciye güven veriyoruz hem de biz o testleri çok daha hızlı yapabiliyoruz. Ve bütçemizi daha iyi kullanabiliyoruz. İlk yaptığımız yatırımların e, hukuki altyapı olarak yani işte Türkiye'deki anonim şirket olarak söyleyebileceğim bir tanesi sadece anonim şirket. Hı hı. E, ama ekiplerin şu an için %80, işte %90'a yakını Türk aslında. Türk ekipler. E, işte iki tanesinin Miami'de ofisleri var. E, Hi-Rise gibi, Atlas Space hı hı. gibi. E, Artifika hı hı. girişimine yatırım yaptık. Startup Fon'la da birlikte ee, onlar Türkiye'de henüz bir anonim şirket olarak. Ee, diğer yatırım yaptığımız bütün şirketler ya Estonya'da abi, e, ya Londra'da. Kesdi ama bu ee, kesinlikle. E, ee, bir tane şunu belirtmem lazım. Biliyorsunuz bu şirketleri yurt dışına taşımak özellikle işte Delivercy Corp olarak Hı. konumlandırmak veya Londra'da merkez açmak ee, özellikle yabancı Hı. yatırımcının çekmek ilgisini daha olacak. fazla çekmek için yapılıyor. Yoksa çoğunlukla zaten operasyonlar e, zaten. Türkiye'de ve bizim baktığımız Doğu Avrupa bölgelerinde kalıyor. Bu önemli çünkü e, OPEX'ler yani o harcamaların daha az olmasını sağlıyor ve biz sadece global girişimlere yatırım yaptığımız için teknoloji odaklı olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. Hemen hemen hepsi. orada da çok basit bir stratejimiz var. İşte önümüzdeki 5 yıl içerisinde benim baktığım şey o yıllık 10 milyon 10 milyon dolarlık bir geliri hayal edebiliyor muyuz? O iş modelinde ve bunu başarırken de işte minimum 10 milyon doları geçtiğini düşünürsek Ekip sayısının 50'nin üzerine çıkmamasını istiyoruz. Ee, tabii ki o 100 milyon dolar, 200 milyon dolar cirolara gittiğinde ekip, ekip 500 kişi de olabilir <laughs> ama hani özellikle o metriklerin biraz daha e, doğru hareket Bir etmesini istiyoruz. Hareket evet. e, bu sayede hani globalde çok hızlı 15 ülkede, 20 ülkede satış yapabiliyor mu? Hani bu, bu, biz bunu ne kadar destekleyebiliyoruz? Bunlar bizim için çok önemli. Bir yandan da oyun odağımız var dediğim gibi. Enjoy Kids adında bir açıkladığımız şu an yatırım var. İki tane daha açıklayacağız ama mesela Enjoy Kids'ten örnek verirsek o da bir anonim şirket. Çünkü oyun şirketlerini yurt dışına taşımak gerekmiyor. Exit olduğunda Exit süreçleri de çok hızlı ilerliyor. Kimse şirketin hangi ülkede olduğuna bakmıyor açıkçası. Çünkü oyunlar gönderilir, para gelir. E çok daha hızlı exit, exit zaten. tamamlanır. Ee, mesela Enjoy Kids, bence bizim yatırım yaptığımız ve odaklandığımız oyun tarafındaki domino olarak odaklandığımız alana çok uygun bir girişim. Çünkü pedagog konuyla çocuk oyunları geliştiren bir ekip. Ee, bunun için farklı bir stratejileri de var. O yüzden yani hem oyun stüdyosu hem de e, MRR yaratan bir oyun stüdyosu. O yüzden çok güveniyoruz e, onlara da e, kesinlikle. Şimdi hepsinden tek tek bahsetmek çok büyük Doğru. zaman alır evet. ama... Biz zaten e, çoğunu evet, aktardık zaten. Zaten birazdan Biz takip edebilirsiniz açıkladığınızı. açıklanacaklar açıklanacakları da evet, evet, onu söyleyelim kesinlikle. o zaman son olarak gelecek planlarını alalım. Yani nereye yürüyecek Domino Ventures? Aslında biraz bahsettiğiniz şey işte toplamda nereye ne kadar yatırım Önümüzdeki sene ne olacak? 2023'ün ikinci yarısı da ne olacak? Kısaca onları da alalım. Ee, öncelikle şu ya dünyadaki duraksamanın e, Eylül Ekim ayları itibariyle Noktalanması, e, noktalanmasını diyeyim. Çok iddialı bir şey olmasın kesinlikle. ama hani biteceğini ben düşünüyorum ee, en azından şahsi olarak. Ee, şu bir yıl, bir buçuk yıl domino için ilk, ilk zamanlar bizim için bir yandan da avantajlı oldu dediğim gibi. Çünkü yeni bir fon için, elinde para olan bir e, fon için e, girişim e, girişimlerin size daha hızlı gelmesi, diğer yatırımcılardan belki de size sekmesi aslında biraz da avantaj oluşturuyor. Biraz doğru zaman olmuş evet. Çünkü bir fonun en önemli e, zamanı aslında 2-2 yıldır. 2-2 <laughs> yılda hem e, diğer yatırımcılardan para toplarsınız, hem de kendi portföyünüzün benim stratejime göre yaklaşık %60'ını, %70'ini oluşturmanız gerekir. <laughs> e, çünkü biliyorsunuz fonlar e, 10 yıl ömrü olan, <laughs> 5 yıl boyunca yatırım yapan ge genelde bir araçlar. Şimdi önümüzdeki dönemde biz çok hızlı yatırım yapmaya devam edeceğiz. Portföyümüzü genişletmeye devam edeceğiz. Çok doğru bir strateji belirledik çünkü orada. Hani o ülkedeki e, metaverse ve oyun alanındaki e, başarılı işleri e, çıkarıp globale taşımak. Ki onların hepsi zaten global do doğuyor Aynen. bildiğiniz gibi. E, bir yandan da Doğu Avrupa gibi ki yavaş yavaş Orta Asya'ya da bakmaya başladık. Orası da çok ilginç bir pazar. E, yapay zeka kullanan girişimleri de e, alıp kendi portföyümüzden, gücümüzden faydalandırmak bizim esas stratejimiz hı hı. olacak. Ee, sanıyorum ki yaklaşık işte önümüzdeki 15 ay içerisinde bir 20-22 yatırım daha yaparız diye tahmin ediyorum. Ee, orada çünkü çok hızlı davranıyoruz. Ee, bir de en önem verdiğimiz şeylerden birini unuttum. Biz CoinVest benim için çok önemli. Hı, tam onu soracak e, aslında. Yurtdışı bahsettiğiniz kesinlikle. zaman da CoinVest de sizin için bir model kesinlikle. aslında ve ilerleyecek. Kesinlikle. Çünkü, ha, çünkü girişimin e, Girişimcilik çok uzun bir yolculuk, hepinizin bildiği gibi. Ee, i̇ki yılda, üç yılda tamamlanan bir yolculuk değil genelde. Ee, o yolculuk sırasında ne kadar destek alırsanız, e, ne kadar network'ünüzü genişletirseniz, e, o girişimcinin her zaman işine yarıyor. Ee, bildiğiniz gibi bazı yatırım turları sekiz ayda, on ayda tamamlanabiliyor. Yani şu son dönemde bir hani 1 yıldan bir 1 buçuk evet. yıla kadar uzayan yatırım turları var. Siz ilk yatırım tur, turlarında ne kadar fazla bizim gibi kurumsal yatırımcıyı içeriye çekerseniz ve biz çoğunda da bizler gibi işte devam yatırımı yapma Hı. seçeneği zaten sunuluyor. Sonraki yatırım turlarında o kadar hızlı Hı. e, halledersiniz ve o kadar fazla destek alırsınız diye düşünüyorum. O yüzden coinbase yaparak devam edeceğiz. E, biz her zaman yatırım yaparken... Diğer kendi network'ümüzdeki diğer yatırımcıları da bilgilendiriyoruz ve onların da gelmesi için yaraşıyoruz aslına bakarsan. Ee, o yüzden iyi girişimlere, iyi yatırımcılarla birlikte ulaşıp yatırım yaptığımız kategorilerde doğru girişimleri seçmek bizim için en önemli konulardan biri diye düşünüyorum. Ee, ve şunu söyleyebilirim dediğim gibi önümüzdeki işte 15-16 ay içerisinde herhalde bir 20-22 yatırım daha yapmaya çalışacağız. kesinlikle mi? kesinlikle bir çok, çok teşekkürler, teşekkürler. çok, çok güzel bir sohbetti bir başka videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın, hoşçakalın.